düşerim bile bile. Vazgeçer miyim sanıyorsun canım, savaşırım bile. Çok çaban yanacak heyecandan karışacak hane belli ki. Kim pişman kim düşman hala anlayamadın mı yeni gelin. Çok üstüne gelecek söylenecek bıktıracaklar ki seni. Kim pişman kim düşman artık iyi düşün taşın geri gelin. Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıymış biliyorsun Kamelyalı Hanım. Öğrenmişler. Sağ olasın, sağ olasın benim gözüm. Gel bakalım gel. Ay. Gel şöyle. Roma, böyle dur. Tamam. Gözlerime inanamıyorum ya. Kamil vallahi ben de inanamıyorum. Baksana şu düştüğüm hallara benim. Esmen Prometheus gibi zincire vurdu beni bu derebeyi. Ya bir de Prometheus deyip anlam yüklüyorsun ya. Söylemişlerdi inanmamıştım. Benim Kamilla'm biricim yapmaz öyle şeyler demiştim. Yapamadım zaten. Ben kaçacaktım bu beni avladı. Ağına düşürdü balık gibi yakaladı beni. Eğer ben avlamamış olsaydım şimdi kim bilir hangi sularda yüzüyor olacaktı Kamelyalı Sazan. Malta sularından işte. Sen sus pis ispiyoncu. Kocan hiç aklına gelmedi mi? Burada bırakıp yaban ellere gittin. Yani hiç vicdanın sızlamadı mı ya? Yok, Malta'ya gidince ben seni yanıma aldıracaktım. Allah razı olsun karıcığım. Ne kadar düşüncelisin. Ya özür dileyeceğine hala neler diyorsun ya? Neden Kamilla, neden? Biz tarihi eser kaçakçısı mıyız ya? Ya sen uğraşsan da tarihi eser kaçakçısı olamazsın. Benim dünürüm. Ama senin karın var ya bu Kamelyalı tutsak... ...o tarihi eser kaçakçılarının başı. Vallahi eniştem haklı söyleyeyim. Ya sen sus be! Sus kocama cevap verme! Ama siz beni hiç anlamıyor ki, hiç anlamıyor. Benim derdim para pul değil ki. Ben yani sanat tarihi camiasında biraz forsum olsun istedim ya. Hepsi bu. Kamelyalı tutsa, artık daha fazla konuşma. Bundan böyle edeceğin her laf aleyhine delil olarak kullanılabilir ona göre. Nerede? Toyda. Toy ne? Divan. Yüce divan. Ne yücesi ne divanı be? Divanın yücesi mi olur nedir? Mahkeme. Bak, eğer toy için bir avukat istiyorsan tutabilirsin. Hayır yok benim param yok, pulum yok, altınlarımı kaçıramadım falan deyip... ...bizden bir avukat tutmamızı istersen biz de tutabiliriz ama... ...senin gibi bir vatan hainini kim savunur onu bilemez. Ağam! Ne oldu Cemil? Kalender'a. Korkut ağam kayıp. Ne? Babam kayıp mı? Nasıl yani? Garajlarda bakmadığım yer kalmadı ağam. Hiçbir yerde yok. Ne güzel kurtulduk sapık dayıdan iyi. Ya üzüleceğine birden seviniyorsun ya. Ya senin bütün suçlarının yanına insan kaçakçılığı suçunu da ekliyorum. Alo komutanım. Ben Kalender Bozok. Bir ihbarda bulunacağım. Aha! Kamil Bey! Kalender Bey lütfen. Komutanım! Yahu bir dur be, bir dur! Babam kayıp komutanım, babam. Korkut Bozok. Teşekkür ederim. Bekliyorum, haber bekliyorum. Yürü, gidiyor. Nereye, karakola mı? Toya. Gel haydi. Yok, beni götürme. Yürü! Düştüm hale bak ya! Ah!
Ekmek kellesi gidecek. Kelle mi? Ya o iftara çok ağır değil mi? Daha hafif bir şey yapsam. Yok kız, öyle değil. Kana Haca! Kana? Oo, kana bayılırım. Onu hamileyken bakamam sana. Ne yapıyorsun? Ya bir durun, bir sakin olun. Abi ne oluyor ya? Ve iyi de niye çalıyor ki bu toy davulluğu? Daha doğrusu. Kimin için çalıyor? Evet, kimin için çalıyor? Ya sevgilim, kan diyorlar, kele diyorlar, toy diyorlar. O ne? Toy mu? Aha. Bir çeşit mahkeme türü hayatım. Nasıl yani? Şimdi evde mahkeme mi kurulacak? Evet, aynen öyle. Kimin için? Annem için Bella. Hangi annen için? Senin annen için. Yenge, senin o anan olacak kadın benim biricik babamın altınlarını çalarken yakalandı. Ne? Ya cezasını çekecek. Mal düşmanı. Mülk düşmanı. Hani bunun ilk düşmanı? O da de haydi. Gidelim haddini bildirelim. Altınları nereye çalıyorsun? Hemen al. Kimden olduğu belli olmayan Kamila Öztürk. Hemen toya buyura. Beni çağırıyorlar. Çağırıyorlar Kamil. Kamilacığım bak, yaptığın yenilir yutulur bir şey değil. Ama ben yine de ne yalan söyleyeyim, Kalender Bey'in adaletine güveniyorum. Ya ben güvenmiyorum ya. Baksana beni nasıl çağırıyorlar bağıra bağıra. Ya anneciğim ya, lütfen sakin ol. Hiçbir şey olmayacak, korkma. Ah valla. Ah Kalender ağam seni çok sever. Haydi konuş Kalender ağamla, bana torpil yaptır haydi. Gerek yok anneciğim. Mahkemede savunmanı ben yaptım zaten, merak etme. Torpilsiz. Aha. Salak! Sen daha kendini savunamıyorsun. Beni nasıl savunacaksın? Kamil beni iplere asacaklar, ağaçlardan sallandıracaklar dallardan. Haydi bana yardım et. Hırsız Kamil'le Öztürk için son çağrı. Hemen toya buyura. Bak anneciğim. Bana güven. Böyle günler için okudum ben. Kız sen hukuk mu okudun salak? Uluslararası ilişkiler okudun. Sus bakayım. Kaçır beni, götür beni. Haydi beni götürsene sen. Kamilla, adaletten kaçamazsın. Tut şu gülleni. Ama ben topumu alayım. Haydi bakalım. Adalete teslim olmaya. Hadi Kamilla. Gitmeyelim, beni götürmeyin. Beni götürmeseniz ne olur acaba? Bekle hazır. Adalet bizi bekler. Hadi Kamilla. Toy sevmedim ben. Toyu ya. Bırakın ya. Bırakın ya. Ha geliyor. Ha vallahi. Sukut! Sukut! Evet, buyurun. Avukat hanımım benim. Söz sizde. Sayın Yargıç, savcı ve pek değerli jüri üyeleri. Müvekkilim, yani annem. Annemiz. Çok saygın bir şahsiyettir. Ben çok saygınımdır, çok. Aha. Kendisinin sanat tarihi ve arkeoloji alanında yazdığı
birçok makale ve kitap bulunmaktadır. Ayrıca bu ve benzeri herhangi bir konuda da sabıkası bulunmadığından beraatını talep ederim. Pekala. Buyurun savcı bey. Söz sizde. Gördüğünüz gibi sayın jüri. Sadece okuyup yazmakla o koca şanlı tarih savunulmuyor. Evet, evet, evet. Vay keçi çobanı vay. Hazar. Kusura bakma hayatım. Bu kadın ki tarihi mirasımızı Avrupa'ya kaçırmak için organize bir şekilde çalışmış. Bile isteye kaçakçılık yapmaya kalkışmış. Hatta ve hatta şahitlerimiz bile var. Evet. İlk şahit Baran Duran. Kendisi beni aramış, onu yurdun dışına kaçırmam için anlaşma teklif etmiştir bana. Aa, sus yalancı. Bu da benim çuvalımı çalmaya kalktı. Sen sus, kamelyalı kaçakçı. Buyurun, devam edin. Tabii ben vatanını ve şirinini, aman milletini seven, son derece aşık, son derece yakışıklı ve son derece dürüst bir delikanlı olarak yemedim, içmedim, sizlere yetiştirdim. Aferin. Teşekkür ederiz. Yerinize geçebiliriz. Şimdi de ikinci şahidimiz Orkut Bozo. Orkut Bozo. Orkut Bozo. Hacı, baba. Sen çağır. Haydi. Bu kadın beni kandırmıştır benim hakimim. Duygularımla oynamıştır. Sana varacağım deyip varmamıştır. Ben de avucumu yalamışımdır. Aha da böyle. Evet. Karar anı gelmiştir ve de çatmıştır. Pek sevgili, pek canım ciğerim jüri üyeleri. Mahkum suçsuz mudur? Deyin hele. Suçlu mudur deyin hele. Evet. Karar verilmiştir. Soysuzdan olma, cibilliyetsizden doğma kamelyalı Öztürk. Suçlu bulunmuştur. Suçlu bulunmuştur. Suçlu bulunmuştur. İtiraf ediyorum. İtiraz olmasın ya. Neyse. Neye itiraz ediyorsun benim kızım avukatım? Niye ki ne? Çünkü benim anne deli. Evet ben deliyim. Ya avukat hanım, bize bilmediğimiz bir şeyler söyle. Ya bu kadının benden daha deli olduğunu herkes biliyor. Öyle değil mi sayın jüri üyeleri? Ama bildiğiniz deliler gibi değil. Aha! Buyurun benim yargıcım, inceleyeyim. Oha! Ulan bu hakikaten 46'lıkmış ya. Evet, 46'lığım ben. Deli. Gördünüz mü? Gördük. Hüküm veremezsiniz ona. Hükmü ben vermeyeceğim ki zaten. 46'lığım ben. E kim verecek? Allah'ım verecek. Suçluysa cehenneme, suçsuzsa
cennete göndertecek. Anlamadım ben. Birazdan anlarsın. Kamelyalı mahçup. Cemil, benimkini getir. Sen de kamelyalı hanımı getir. Gelme üstüme, üstüme. Gel, gel. Ay dur, bacaklarım uyuşmuş benim, dur. Hiç acımayacağım, hiç acımayacağım. Son dileğin nedir diye gelip de sana sorsalar... Ocakta yemem var, bir bakayım. Yemezler. Yerler aslında, yerler çok güzel oldu. Kalender Bey'i dinliyorum, affedersiniz. Ya buraya kadar her şey çok güzeldi ama bu biraz fazla olmadı mı, abartı olmadı mı? Yani hayır, yani dünürlük müessesesine istinaden söylüyorum. Hani küçük bir hatırımız yok mu efendim? Dünürüm benim. Dünürlük başka, toy başka, mahkeme bambaşka. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Hazırım be! Ya ha! Nerede? Hani nerede söyle? Kim nerede? Sana sarkan sapık dede nerede? Bırak şimdi sapık buna. Kalender benim kellemi koparacak. Ne? Kurtar beni, zincirler mi kir? Haydi çabuk kir, zincirler mi kir? Hayır efendim, sen kaçmaya iyi alıştın. Vallahi kusura bakma, yardımcı olamam. Cezan neyse çekeceksin Camilla. Sen ne diyorsun? Bu barbar insanlar beni öldürecek. Anlamıyor musun sen? Gel yardım et bana. Kiliç diyorum, kütük diyorum, kelle diyorum. Ya ne kılıcı, ne kellesi, ne saçmalıyorsun sen Camilla ya? Ben korkudan ne dediğimi biliyor muyum? Haydi kocacığım, kurtar beni. Bunları çıkaralım. Haydi gel. Hiç kusura bakma Camilla. Altınları alıp kaçarken bir kocan olduğu aklına gelmemişti. Kusura bakma, benden bu kadar. Adaletin kestiği parmak acımaz. Parmak değil ya. Kelle, kelle. Ha parmak ha kelle. Sonuçta ikisi de kesiliyor ya, ona baksa. Bana kesilmekten bahsetme. Oo, Mahmut Hanım hoş geldiniz. Hop, benim dedem hoş geldin. Eyvallah benim oğlum. Gel dedeciğim, gel. Babam! Babam! Benim babam gelmiş! Benim babam gelmiş! Oo, kaç dedem, kaç. Benim güzel babam! Hoş geldin. Ya gitmeseydin bizi bir daha terk etme sakın, dur. La hoş bir dur oğlum! Öldüreceksin mi beni, dengesiz? Komutan, Allah sizden razı olsun. Babamı sağ salim getirdiniz ya. Ya Allah sizi ne vuradınız bak sen. Estağfurullah, estağfurullah. Ne demek? Ne demek Müsellim ağa, ne demek? Vazifemiz mi bizim? Abartılacak bir şey yok. Komutanım, neredeymiş benim dedem? Neyse ki fazla uzaklaşmamış. Antep'te bulduk kendisini. Hey! Antep'te mi? Gaziantep'te. Vah benim babam, vah! Ya sen yol bilmezsin, iz bilmezsin. Nasıl gittin ki Antep'e? Ben cahil miyim lan? Otostopla gittim elbet. Otostopla mı? He. Dedeciğim, Antep'e gideceğine konağa geleydin. Ya aslında ben yaylaya gidiyordum. Fakat ben buraya niye geldim ki ne? Kalender, bir şey oldu da bana mı söylemişsiniz yoksa? Ah benim babam, senin yokluğunda bu konakta neler olmadı ki ne, neler. Şimdi anlatmaya kalksam gece yarısı olurum Allah'a. Hey canım, ne olduysa oldu da beni yaylaya götürün de haydi, haydi, de haydi. Ya ne işin var senin yaylada babacığım? Burada beraber otururuz seninle. Dengesiz. Hem yayla günü ne olacak ki ne? La oğlum siz deli misiniz, devane misiniz? Yayla günü beni terk edeli kaç sene oldu? Hep bunlar da çıktı şimdi durup dururken ha? Vay dedeciğim maşallah internet full çekiyor ha. He maşallah. Müsellimim benim. De haydi babamı götür, yıka, temizlensin, bir dinlensin. Gerisini sonra hallederik ben babam. Hey tamam bakarız, bakarız hadi.
Hadi babam, dön. Beraber gidelim. Çimeni ver, tamam mı? Gel. Önden yürü. Benim babam ben gelsiz, gelmiş. Ben benim babam gelmiş. Benim babam gelmiş. Bir 5 dakika zamanın var mı? Böyle sana bir şeyler söylemek istiyorum, özel. Tabii ki Kalender ağa. Hayırdır inşallah. Ya önemli bir şey konuşmam lazım seninle. Devlet millet meselesi. Devlet millet meselesi mi? Vallahi billahi. Gel bak. Ne olmuş benim sevgilime? Neye canı sıkılmış bakayım? Hiç. Aşkım, ben senin bir bakışından, bir hareketinden her şeyi anlarım. Anlat bakayım, ne oldu? Ya annemi düşünüyorum. Ona ne olacak? Kalender babam ne ceza verecek? Bilmem. Belki zindana attırır ha? Ne? Bu konakta zindanda mı var ya? Ya Hasan, bu barbarlık. Aşkım tamam, sakin ol ya, şaka yaptım. Ya böyle bir şey şakası mı olur ya? Kadıncağız ordelerin kelepçeli. Ya aşkım, babam annenin ellerini kelepçeledi ama altınları bir kez daha çalmasın diye kelepçeledi. Tamam ama bu cezası ne zaman bitecek Hazar? Hayatını boyunca böyle mahkum kalmayacak değil mi? Yok be sevgilim. Babam şu altın meselesini çözsün. Anneni de serbest bırakır. Gerçekten mi? İnanayım mı? İnanacaksın tabii. Kocanım ben senin. Yapayım mı? Bunlar gerçek mi? Gerçekten daha gerçek benim komutanım. Kaç altın var peki burada şimdi? Tam 9998 tane. Hayır! 9999, 10.000. Tam tamına 10.000 tane kesin bilgi yayabilirsiniz. Çıktı mı sonunda? Çıktı çıktı. Bir tane bile kalmadı içimde. Oh, geçmiş olsun. En büyük asker, bizim asker. Oh, oh kurban olun, kurban olun. Oh, arada seni de kaynattım ya. Oh, hadi. Komutanım benim, affedersiniz. Oğlumuz askerde ve çok özledi kendisi. Böyle bir asker görünce dayanamıyor işte. Ne yapalım? Ziyanı yok. Ziyanı yok. Yani komutanım biz araştırttık, ettik. Bu altınların maddi değerinden çok manevi değeri varmış. Nasıl yani? Yani bu altınlar tarihe esermiş komutanım. He. Tarihe eser mi? Kalender ağa, ne yaptınız siz? Bu altınlar buraya nasıl geldi? Nereden buldunuz? Yani komutanım tarlada bulduk. Ya... biz çukur tarlada bulduk komutanım ama bunların devamı var diye düşünüyorsan eğer, yok. Ben tarlanın altını üstüne getirdim, ağda hepsi bu kadar. Tam 10.000 tane. Başka yok. Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ne demek ne yapmayı düşünüyorsunuz ya? Bunlar devletimin, milletimin malı. Sizi buraya niye çağırdık ki ne? Bir dakika, şimdi siz bu 10.000 altını... Evet. Gözünüzü kırpmadan... bana, devlete mi teslim ediyorsunuz yani? Evet. Bundan daha normal ne olabilir ki? Niye şaşırdınız ki ne? Vallahi ne diyeyim Kalender ağa? Helal olsun. Senin yerinde başka bir adam olsa var ya, bu Beytül malı şimdiye kadar çoktan yurt dışına uçurmuştu bile. Helal olsun. Komutanım ne derler bilirsiniz. Hani babam diye demiyorum, bir Kalender bozuk kolay kolay yetişmiyor. Kalender ağa, devletim ve milletim adına sana çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Ya ben de kendim adına bu teslimattan dolayı onur ve gurur duyuyorum. Yani milli servetimize küçük bir katkı da bizden olsun. Ziya! Buyurun komutanım. Zabıt defterini getir oğlum. Emredersiniz komutanım. Altınlar gidiyor, kavga bitiyor. Tekrar hayırlı olsun benim. Sağ ol, sağ ol Kalem. Sağ olasın. Kesemedin bir zinciri ha? Kamileciğim çekiştirme onu, bir serbest bırak ya. Ben çekince acaba bu kirilir mi? Adam gelecek, kalendir ağam gelecek, basacak bizi. Çabuk ol ya! Aa da geldi! Yazıklar olsun. İşte besle dülünü
oysun gözünü. Ya ben de seni adam zannediyordum adam. Eğer sen benim dünürüm olmasaydın vallahi da billahi da aha seni bu kameralı kaçakçı gibi buraya zincirlerdim Allah canımı alsın. Ben senin neyinim? Ya bir sen sus kameralı kaçakçı sen girme aramıza ya. Sen niye geldin şimdi buraya? Ben niye geldim biliyor musun? Evet. Seni zincirlerinden kurtarmaya. Kamil duydun mu? Beni özgür bırakacak, beni özgür bırakacak. Yok öyle. Sadece senin hapis cezanı kamu cezasına çevirmeye geldim. Kamu cezası mı? Kamu cezası. Ha, ben anladım. Tamam, o zaman ben Paris Hilton gibi park ve bahçeleri temizleyeceğim. Ha, çok güzel fikir. Yok efendim. Bizim bahçemiz tertemiz çok şükür. Yalnızca işte karabasanın bıraktıkları var, o kadar. Ha, tamam, o zaman ne yapacağım? Ya buna bir çeşit sosyal yardımlaşma projesi diyelim. Haydi ya, ne söyleyeceksen söyle be. Bak senin bu aşağıladığın, görmezden geldiğin, sümüklü bir mendil gibi buruşturarak sokağa attığın o Sabi Sübyan var ya, o ki benim babam. Ha, Sabık Dayı'dan bahsediyor ha. Evet, ne yapacak? O ki benim babam, bundan böyle onun her şeyle bizzat sen ilgileneceksin. Pardon, her şeyiyle derken? Kamu cezası. Her şeyiyle işte. Yani yemesi, içmesi, giydirmesi, yatırması, kaldırması. Yatırması, kaldırması yok artık canım. Kalender Beyciğim bu kadar da biraz fazla olmuyor mu ama? Fazla mı? Fazla mı? Az bile, az. Kamelyalı kaçakçının yaptıklarının yanında bu az bile. Sus be, tamam tak kelepçelerimi tak. Hiçbirini kabul etmiyorum. Ben kelepçelerimi takarım. Yatağımın kenarında da yatarım. Haydi tak be. Yok öyle. Kabul etmiyorum. Asla da kata da kabul etmiyorum. O zaman sana yeni bir teklifim olacak. Kamil, bu derebeyi bana uygunsuz bir teklifte bulunmak üzere. Yok canım. Olur mu o kadar? Kalender Bey'den bahsediyoruz. Bir dinleyelim bak. Buyurun Kalender Beyciğim, sizi dinliyoruz. Latife diyorum canım, latife. Seni biraz korkutmak istemiştim. Madem ki benim babamla ilgilenmek istemiyorsun, o zaman konağın bütün ahalisiyle birden ilgileneceksin. Yuh artık! Bütün ahali! Ya ben ne demeye çalışıyorum? Sen ne anlıyorsun benim dünürüm? Yeni gelin, yeni gelin. Ne yeni gelini be? Kızım yetmiyor bir tane sinema. Geldi. Evet, ne var bundakine? Allah Allah, düşün ki benim dünürüm aslında benim kardeşimmiş. Benim kardeşim gitmiş ta İspanyalara kadar, seni bulmuş, ne demiş? Hola. Sonra oturtmuş, evlenmişsiniz. Sonra gelmiş buraya, gelirken ne demiş? Adios muchachos. Gelmiş buraya, bana tanıştırıyor. Diyor ki, aa ben geldim. Bu da benim karım. Ben ona ne diyorum? O senin karın falan değil, o yeni gelin. Sus yok. Be! Saçmalayıp durma, yok öyle bir şey olmaz katiyen. Böyle kabul etmemek falan yok. Böyle oyun bozanlık yok. Sana üç tane seçenek sunuyorum. Bak çok ciddiyim. Kaşlarıma bak. Üç seçenek. A, babamla ilgileneceksin. B, yeni gelin olacaksın. C, 156. De hiçbiri. Yok öyle ama. Bak, iyice düşün taşın. Kararını ver. Ondan sonra bakacak bu zincir meselesine. Bence yeni gelin fikrini bir düşün derim. Ya ben de öyle düşünüyorum. Ama karar senin. Ama senin karıların beni yerler yerler. Kısmet. Diyorsun. Çaresini hiçbir kitapta bulamadım. Ben daha ön sözü yeni bittim. Ya benim zaten kitap okumaya ihtiyacım yok ki. Anda bencillik, anda açgözlülük. Merhaba İhane, tanıştığımıza hiç memnun olmadım. He, sen de sütten çıkmış ak kaşıksın zaten Ayşe. Ha, bir durun karılar ya, bir durun ya. Ya bir düşündünüz mü hiç? Ben size ha bu kitapları niye getirdim? Anlaşıldı. Ya bir düşünün hele.
Bizim birbirimizle derdimiz, sorunumuz nedir? Biz neden her fırsatta birbirimizin gözünü oymaya çalışıyoruz? Ben derim ki artık bu husumet bir son bulsun. Nasıl olacak da o? Hepimiz eteğimizdeki taşları dökeceğiz. Herkes birbiri hakkında ne düşünüyorsa açık açık söyleyecek. Ki barış sağlansın. He, vallahi doğru dedin ha. Yani sonuçta bizim bu konakta birbirimizden başka kimimiz var ki? Yani baksanıza gelinler bile birlik oldular. Demek ki neymiş? İsteyince oluyormuş. Ne oluyormuş? Birlikten kuvvet doğuyormuş. E doğuralım o zaman. Ayşe bir dur Allah aşkına, gözünü seveyim ya. Hadi buyurun, söz sizin. Kız, kuduk. Hadi sen başlayıver. De haydi. Hadi, hakkımızda ne düşünüyorsan söyle bakalım. Ha, ha. Vallahi yalancı, riyakar, dedikoducu, fesat, sattıcı, fırsatçı, iki yüzlü. Ha Asiye, senin aşifteliğin de cabası tabii. Kız senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Abla şuna bak ya, nelerdi? E vallahi ben bu saydığı şeyleri pek üzerime alınmıyorum tabii. Ama Kudduk ne diyorsa ne doğru söylüyor. Nasıl yani? Sen de mi beni bencil ve iki yüzlü buluyorsun? Ha! Bak işte kendi ağzından dedim. Yani Asiye'cim sen böyle fazla kırıtıksın. Böyle sende hanım ağa vasfısı yok yani. Sen de gudubet karının tekisin. Ha bu yer elmasına diyecek lafın bile yoktur zaten. Ha şuna bak, karı demeye bir şahit ister. Allah Allah, sen oynaksın diye biz de mi oynak olalım Asiye Hanım? Oynak senin. Anan dur. Anamı bu işe karıştırma. Koyarım kafayı sana, şimdi bana sıkarım. Kız, yiyin birbirinizi. Öldürün birbirinizi. Ay vallahi basitsiniz ha, basitsiniz. Ya ağam sizin gibi karıları ne etsin ki ya? Aslan ağam senin gibi karıyı ne etsin? Uyudun mu yoksa? Hı hı. Hazar. Hı. Aşkım. Hı. Sevgilim. Öf. Sen de amma uykucu çıktın ha. Ya aşkım. Geceleri çocuk çocuk diye uyutmuyorsun zaten. Bırak da gündüzleri uyuyayım ya. Ya aşk olsun. Aşk oldu zaten sevgilim. Ben sana çoktan aşık oldum. Ya Hazar. Bak yapma, örüç düşecek. Ya çocuk mu bu düşsün aşkım ya? Sen çocuk demişken artık bir doktora gitsek. Ha! Ben de diyordum ki bu konu ortada yok, ne zaman gelecek geldi işte. Ya lütfen. Şu ilaçları iş arıyor mu aramıyor mu onu görmek istiyorum. Bak geçen sefer de hayır dedin. Var ya bu kez kırma beni. Tamam. Tamam sevgilim. Sen randevu al gidelim. Ay aşkım, canım kocam çok seviyorum. Destur var mı dur? Buyur ana gel. Yeni gelin. Az dışarı çık. Hazar'la konuşacaklarım vardır. Peki anneciğim. Anneciğim. Bella benim karım. Ve benim ondan gizleyip sakladığım bir şey yok. Ne söyleyeceksen onun önünde söyleyebilirsin. O karımsa ben de ananım. Konuşacaklarım ikimizi ilgilendirir. Hey ana, hayırdır ne oldu? Şimdi
kulaklarını aç ve iyicene bir beni dinle dikkatlice. Bakalım bunun altından ne çıkacak? Evet anneciğim. Oğul. Ha ben bu konakta yaşanan onca şeyi gördükten sonra anladım ki bize bizden başka dost yoktur. Hatta dört bir tarafımız düşmanla çevrilidir. Anne yine ne oldu Allah aşkına ya? Soru sormayı bırak. Eğer sen kardeşini, beni, hatta bu karını bile şu kadarcık düşünüyorsan kulaklarını aç ve diyeceklerimi aha buraya iyicene bir kazı. Buyur ana. O abim dediğin Kaan'dan uzak duracaksın. Ha o bundan böyle senin en büyük düşmanındır artık. Anne ne alakası var ya? Düşman dediğin kişi benim abim. Biz aynı kandanız. Oy benim iyi niyetli uşağım, saf uşağım ya. Sen şimdi ona abim değilsin, bağrına basıyorsun ama... Bir düşün. Taht oyunlarını bir düşün. Oy nice abiler ha bu uğurda kardeşlerinin kellesini. Yok yani sen iyice abarttın anne. Bak sana şu kadarını söyleyeyim. Abimle hiçbir zaman rakip olmayacağım. Zaten ağalık benim değil onun hakkı. Bunu da böyle bilesin. Hayırdır anacığım ne oldu? Yine kumanamlarla mı atıştınız? Bırak şu soysuz karıları ya. Benim nasıl bir tane evladım varsa... bundan böyle senin de bir tane anam var. Bunu böyle bilesin. Ya biliyorum anacığım bilmez miyim de... sen niye celallendin böyle? Ya bu evde dönen alaverenin, dalaverenin haddi hesabı yok ha. Hakkını kimseye yedirmeyeceksin. Ağırlığı da kimselere bırakmayacaksın. İyi hoş da anacığım, babamın tek evladı ben değilim ki. Ama benim tek evladımsın. Neden diye düşündün mü hiç? Benim kardeşlerim 5-10 tane çocuk yapmışken ben niye yapmadım hiç düşündün mü? Hakikaten ya. Niye? Yaptım. Ama olmadı. Karnım döldü gitti. Ben bir kere düşük yaptım diye de babam bir daha kebe kalmama müsaade etmedi. Sağlığımı düşünmüşmüş. Üstüme de kuma üstüne kuma getirdi. Onlardan çoluk çocuk sahibi oldu. Ya üzülme be anacığım. He. Bak biz bize yetiyoruz işte. He. Allah bana bir tane evlat verdi ama... o evladın da yüreklisini, hasını verdi ha. Oğlum ben. O Hazar'da İstanbul'larda fink atarken... Gökhan böyle kısa donlarıyla dolanırken... sen eşekler gibi çalıştın be oğlum. Babanın bir dediğini iki etmedi. Bazen olmayacak yüklerin altına girdin sen. Olsun be anacığım. Yaptık işte. Hem ne yaptıysak senin sayende yaptık. Yok. Bundan böyle. Bu ağalık da, beylik de senindir. Onun için kardeş mardeş de tanımayacağım. Benim senden bundan böyle tek istediğim de budur. Anladın mı? Ana, yani her şeye eyvallah da... He. Bak babam bana derse ki, Kaan benden sonra bu evin ağası sen olacaksın, ha ben olurum. Başım üstüne. Ama eğer ağalı Gökhan'a ya da Azar'a layık görürse ona da bir şey demem. Diyemem ana, diyemem. Böyle. Olmaz öyle şey. Ben müsaade etmem. Olmaz. Nefret ediyorum, nefret ediyorum, nefret ediyorum. Ya validati dur hele kız, dur bak. Döşek döşek olalı böyle eziyet, böyle zulüm görmedi ha. Nefret ediyorum işte. Onu binlerce ve on binlerce kez söyledin zaten. Neyden, neyden, kimden? Ya kimden olacak? Kumalarım olacak. O kim gözü yılan dili karılardan?
Ya bunu biliyorduk zaten. Ama bu seferki farklı Afet. Artık resmi olarak nefret ediyorum onlardan. Evet, tövbe. Boşandınız mı? Aman. Küsüştünüz mü siz yine? Ne oldu? Hayırdır ama? Yok. Ben bunlara çok yüz verdim ya. Aslarını istiyorlar biliyor musun? Yıllarca bunlar bana salak dedi, aptal dedi, gerizekalı dedi. Ben hepsini yerdim, yuttum. E bu konuda maşallah var senin ha. Sende kim iyi de kimse de yoktur ha. Ama sor bakalım niye yuttum? Niye yuttum? Ben çok akıllı bir karıyım ya. Yüksek zekamın farkına varmasınlar istedim. Ama artık roller değişti. Ezilen taraf Ayşe olmayacak. Benim ihtiyacım olan sabır ve kurnazlık kutsal midemde mevcuttur. Hay Allah, ben buradan olan sana. Yemin ediyorum, yürü kız, kim tutar seni? Evet, şimdi aç kulağını, beni iyi dinle. Bu bir Ayşe operasyonudur. Ayşe operasyonu mu? Kız, şirket mi kuruyorduk yoksa? Yok, öyle değil. Ayşe. Ayşe'nin şarı. Kız bak, nasıl heyecanlandım ha. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Önce bu karıları eleyeceğiz. Eleyelim ki kokanım geldiğinde aha olabilsin. Kız ağzından bal damlıyor, bal. Sahurda bir petek bal yedim ondan. Ama dur, kafam karıştırma, zaten karışık. Bak bundan sonra ben kötü polis olacağım. Sen iyi polis olacaksın. Tövbe haşa. Sen kötü polis olursun da ben iyi polis olur muyum? Ben de kötü polis olurum. He. Aferin Afet. Aferin. Benim çok güzel ama bir o kadar da aptal gelinim. Ya Afet, karıştırma. Karıştırma olayları birbirine. Bak ben o karılara ne kadar uzaksam sen de bir o kadar yakın olacaksın onlara. Bunlar ne işler çeviriyor, gelip bir bir anlatacaksın. Gözüm kulağım olacaksın yani. Kız, açan gibi yani. Aynen öyle, acın gibi, acın gibi. Gökhan'ım gelene kadar bu karıları alt edersek gerisi kolay. Ondan sonra Gökhan'ım aga olur, sen hanım aga olursun. Ben de valide sultan olurum, anladın? Ama ben bunların yarısını unuttum zaten heyecandan. Ben bir kalem kağıt not falan alayım, bir şey yapayım ha? Ya evet, durum gayet basit. Gül, parçala, yönel. İyi tamam, ben de. Çak o zaman. Yok, Ahmet elim. Ne kadar kızım. Çak, dur, dur. Otur Dreş, otur. Asıl belgesel burada. Vallahi kıt bu ha. Hiçbir şeyden anlamıyor gari. Kızlar, çıtana geldiğine göre belgesel zevkimiz başlamıştır. Haydi hayırlı olsun. Nazgül, güzel kızım. Hadi babim mısır ekmeği yediler hadi canım. He, edeyim ona. Nazgül. Otur. Kendi gelini dururken sana mı iş buyuruyormuş? Anne, ben de yapabilirim. Yok ana, öyle değil de hani belo ölçüyü tutturamaz. Efendim bir kırtık fazla koyar, bir kırtık az koyar diye ben... He. Gelini beceremiyorsa kendi etsin. Sen sahura su böreği edeceksin. Anne, ben yapabilirim. He anacığım ya, Nazgül su böreğini etsin. Ben de mısır ekmeğini edeyim. Öyle minnoş minnoş yiyip geçirip giderim işte. Anneciğim, ben gerçekten yapabilirim. Afet, kızım sen mısır ekmeği edemezsin ki. Aşk olsun ana. Daha geçen hafta ettiydim de bütün tepsiyi her zamanki gibi sen yedeydin ya yani maşallah. Afet, sen sadece kendi kaynanana hizmet edeceksin. Onunla ilgileneceksin. Yani benimle. Anneciğim, bütün tarif ezberledim. Ya anam, ben seninle ilgilenirim. Sen hiç meraklanma. Söyle bakayım, senin o minnoşanı ne istiyor? Arap aşı. Onu da yapabilirim.
Kelahüş kız bir susmadın ha bir iş. Ya niye kimse beni dinlemiyor? Anneciğim, sen neden benden hiçbir şey istemiyorsun? Ben senin gelinin değil miyim? Hayır değilsin. Ben kendi ekmeğimi kendim edebilirim. Ha bunlar gibi çürük çarık değilim. Sen kime çürük çarık diyorsun be? Vallahi Mehteber ablacığım, ben lafımı ortaya bırakıyorum. İsteyen alabilir. Asiye, ben o lafı sana yediririm. Vallahi mı? Vallahi. Gel yedir hadi bakayım nasıl yediriyorsun. Lokma lokma. Vallahi mı diyorsun? Lokma lokma yediririm. Irgatlar, ne oluyor burada ya? Türkmen abla ya. Bu ırkat meselesi fazla uzamadı mı ha? Çoluk çocuğun maskarası olduk ha. Vallahi Mehteber, siz kendiniz ettiniz, kendiniz bir şeysiniz. Şimdi bana niye şarlıyorsunuz, ben orasını anlamadım. Bu saatten sonra bu konakta Ayşe Sultan devri başlayacak. Deme. He. Oy! Kız sen olsan olsan ambarların sultanı olursun. Ya farelerin sultan olduğu nereye görülmüş ki? Kız böyle size ne oluyor burada ya? Sen karışma. Bin. He. Ya koskoca ağanın bacısına isyan ha? He. Alayına isyan Türkmen abla. Alayına. Ya ırgatız diye insan da mı değilik ha? Nereye dur bu ırgatlar sendikası? Yönetici uyuma. Sabrımızı taşırma. Ne oluyor ya? Siz 301 oldunuz benim üstüme mi geliyorsunuz? He. Ama biz bir mir değilik. Değilik. Değiliz. Benim beyaz damarımı attırmayacaktınız. Ha bir misir ekmeğini bana çok gördünüz ya vicdansız karılar. Oy! Sen neredesin kusa buraya? Anne ne oluyor ya? Yine barut fıçısı gibisin ha. Savaş çıktı kızım, savaş. Ne? Savaş mı çıktı? Bana bak, bundan sonra okumaların hiçbir dediklerini etmeyeceksin. Anne olur mu öyle şey? Ne diyorsun? Bal gibi de olur. Hem ben daha kalabalığım. Haydi bakalım, savaşsa savaş. Hadi meydan. Çekil. Buyur babacığım. Sağ olasın oğlum. Afiyet olsun. Ah benim dünürüm ah. Bu semaverde yapılan çayın tadı da kokusu da bir başka oluyor. Bak ben sana diyeyim. Dünyanın neresine gidersen git böyle bir şey bulamaz. Böyle bir şey yok. Bize özel çünkü kaçak. Fakat beni de iyice alıştırdınız çaya. Yani bütün oruç boyunca ne yemek ne de başka bir şey. Bir tek bu çaysızlık vuruyor başım artık. Vay be Kamil Bey abicim. Sen de bizim çayın tiryakisi oldun ha. Vallahi öyle oldu. Abi! Hmm. Abi yetiş abi. Ne oldu Berva'cığım? İsyan çıktı. İsyan mı ne isyanı? Irgatlar ayaklandılar abi. Bu saatte öyle mi? Ya bunlar sabaha bekleyememişler mi içine? Hangi ırgatlar halacığım? Bu tarladakiler mi yoksa haldekiler mi? Yok yok bildiğimiz içimizdeki ırgatlar. Abo! Ulan Cemil tek başına ayaklandı mı yoksa? Yok abi ya karı ırgatlar ayaklandılar. Bunlar kavga ettiler biliyor musun? Birbirlerine gittiler. Ben de bunlara hayran dedim abi. O vakit hepsi birlikte benim üstüme yürüdüler. Senin? Benim bacımın? He? Yani bu ayaklanma bana karşı değil mi? Yok. E iyi o zaman. Nasıl? Nasıl iyi abi ya ama bu isyana bir dur demek lazım bence abicim. Diyeceğim, diyeceğim ama şimdi akşam vakti. Sabahın şerri akşamın hayrından iyidir derler. Bilirsin ya. Ben sabahleyin bu karıların hesabını tek tek göreceğim bak. Ama şimdi teravihe gidiyor. Çaylar da yanık olduk ama. Neyse hadi bir höpürdetin de gidek sonra gelek. Bu semaver kaynasın benim bacım. Döndüğümüzde devam ederek. Lüpletin. Sessizlik hiç hayra alamet değildir ha, eltigiller. Bence fırtına öncesi sessizliktir bu ha. Ya da kuzuların sessizliği. Hannibal.
Kızlar, sizce neden annem bu kadar sinirlendi? Hem de Türkmen halaya. Neden olacak kız? Açlık oyunları başladı, açlık. Ne açlık oyunları kız? Resmen taht oyunları başladı Belo. Yakında birinin kellesi gidecek kanlar. Ya Lazgül deme öyle. Kız Allah canını almıyor. Sen de hemen inanıyorsun ya. Kız görmüyor musun hanım ağalık uğruna birbirlerine nasıl giriyorlar? İşte taht oyunları başlıyor, onu demek istiyorum ha. Aman bana dokunmasınlar da kendi kum havuzlarında eşiklenip dursunlar fiik. Kız onların şimdi seni beni göreceği vardır. Aa, ay biz neden savaş günlüğü tutmuyoruz acaba? Savaş günlüğü? Niye ki? He kız işte ne bileyim bu olan biteni kenara yazarız, yaşamışlıkları biriktiririz ha. Sonra da bunu satarız. Kız belki dizi bile mi yaparlar? Adı bile hazır. Kalendero ve cariyeleri. Ya ne gülüyorsunuz ha? Görmüyor musunuz hanım ağalık uğruna nasıl entrika çeviriyorlar? İşte tam malzeme. Ya neden? Çok mu önemli bir şey bu? Ay hanım ağalık mı? Bu da sorudur yani. Tabii ki önemli. Peki nasıl hanım ağa olunuyor? Bir de olunca ne oluyor? Kız hakikaten Safva. Garibim. Hiçbir şey bilmiyor ya bu. Dur dur ben anlatırım ben de. Bak şimdi Dreziko. Düşün ki efendim bir holding var. Bu holdingin en tepesinde de yönetim kurulu başkanı var. Ay her şey onun elinden geçiyor. Son söz onun. Onun imzası her şeye karar verecek. Yani o düşün ki ağa. Yani bu cepte tamam. İşte onun karısı da hanım ağa oluyor ki benim hayatta favori statümdür. İnşallah Allah nasip eder. Yani ne gibi first lady gibi bir şey yani. Hı. Ve ağadan sonra en çok borusu öten kişidir o. Yani? Hanım ağa. Kız, padişahın karısı gibi düşün. Ha, sizin oralarda da kralla kraliçe gibi oluyorsunuz. Ha. O zaman hanım ağa bayağı önemli biri. Tabii ki önemli ya, önemli olmaz mı? Ya sen neden soruyorsun ki hanım ağa önemli midir, değil midir sana ne? Yoksa hanım ağalıkta gözün vardır, nedir Dureş? Vardır tabii vardır. Mezara kadar yeni gelin olacak değil ya. Yok ya. Benim hanım ağalıkta gözüm falan yok. Ya mutlu, huzurlu, eşit olalım o bana yeter. Ben ne kimsenin üstünde ne de altında olmak istemiyorum. Ne yaparsın Dreziko? Töre böyle. Ya üstte olursun ya da altta. Ya filsindir ya da çimen. Ezip geçerler. İkinize de hiç güvenmiyorum ha. Ben de. Hadi, hadi söyleyin artık doktor bey. Hazer'in afacanları eve dönmüş mü? Aşkım, ayıp ama ya. Öf Hazer, heyecandan ne dediğimi biliyor muyum ha? Sonuçlar gösteriyor ki... Aha. Hazer Bey'in... Aha. ...afacanları... Aha. ...uçuşa geçmiş. Aha. Yani tedavi başarılı olmuş. Ah. Hazer Bey, çocuk sahibi olmanız için... Artık önünüzde hiçbir engel yok. Allah! Duydum Hazer, duydum. Afacanları tavan yapmış. Benim sayemde. Çok iyi baktın sana. Evet aşkım. Senin sayende. Tebrik ederim. seninki öğrendik. Bakalım bende durum ne? Bakalım. Evet, doktor hanım. Durumu ne? Bir gelişme var mı? Aslında... Aha! Pek bir ilerleme yok. Ya nasıl yok? Ama ben Sümbül Tekeyi... Aşkım! Ya şey, yani ilaçlarımı kullanıyorum. Hiç aksatmıyorum. Yani ne olacak şimdi, ne yapacağız? Yani Hazer bir şey desene.
Aşkım bir sakin ol, bir doktor hanımı dinleyelim. Eşiniz haklı, lütfen sakin olun. Tetkikleri biraz daha çoğaltmakta fayda var. O yüzden hazır gelmişken tedbir amaçlı bir biyopsi de yapalım. Biyopsi mi? Evet, küçük bir işlem. Anestezi bile almayacaksınız, korkmanıza gerek yok. Peki sonuçlar ne zaman çıkar doktor hanım? En fazla 1-2 gün. Biz sizi haberdar ederiz zaten. Tamam. Bekleyeceğiz hayatım. Irgat'ım 1, 2, 3! Buyur ağam. He ağam. He. Hidaya geç. Ne geçtik? Aferin. Deyin bakalım hele. Siz kimsiniz? Senin karılarınız ağam. Yok canım öyle değil. Eskiden karılarımdınız. Artık benim ırgatlarımsınız. Bunu hiç unutmayın. Ağam hani kapattıydık bu konuyu? Yok kapatmadık. Size iade itibar daha yapmadım. Bir de utanmadan bu ırgat halinizle isyan çıkartıyorsunuz öyle mi? Tövbe ağam. Biz isyan filan etmedik. Bana yalan demeyin. Bak hiç üşenmem, sizin ırgatlık rütbenizi de alırım ellerinizden. Daha ne yapabilirsin ki ağa? Hiçbir şey. Ha? İşte ben de onu dedim. Sen beni yanlış anlıyorsun ırgatım. Hiçbir şey yapmayarak yokluğumla sınarım sizi. Ya ağam ben ayrılmıyorum. Ya benim karılarım, şey ırgatlarım. Bak adam olacaksınız, adam. Öncelikle benim bacımdan özür dileyeceksiniz o kadar. Türkmen! Biz özür dileyecek hiçbir şey etmedik ha. Havala etmedik. Özür dilenecek dedim o kadar. Bu mesele kapanmıştır. Türkmen! Ya ağam deyiversene biz ne yapmışız? Ağam yoksa bizi iftira mı attı o kadın? Ya tamam dedim ya. Ya sen şimdi o Türkmen'in lafıyla ha bizi mi üzeceksin? Türkmen! A Türkmen! Geldim abi, geldim. Gel. Benim ırgatlarımın sana diyecek bir çift lafı varmış. Abi, müsaaden varsa önce benim söyleyeceklerim var. Müsaade ne demek benim bacım? Aç ağzını, yum gözünü. Atış serbest. Yalnız abi, benim söyleyeceklerim onlara değil. Sağaydı. Bana mı? He. Ne oldu ki ne? Ne diyeceksin ki ne? Abi, benim gönlüm artık yengelerimin ırgat muamelesi görmesine, ezilmesine el vermiyor. Diyorsun. He, öyle tabii. Kaç yıllık karıların neticede. Bunlar senin çocuklarının anası abi. Hem sağ yaranmak için, senin gönlünü kazanmak için yapıyorlar ne yapıyorlarsa. Ben onları hoş gördüm. Sen de hoş gör be abi. Affet. Gel, eski mesut mutlu günlerimize geri dönelim. Emin misin? He, eminim abi. Emin misin? Evet evet, eminim abi. Emin misin? Eminim dedim ya abi. Bak abi, eğer onları affetmişsin o zaman ben de ırgat yap. Aferin bacım, böyle bir şey yapabilir miyim? Böyle bir şey olabilir mi ya? Gel, gel seni şöyle bir öpeyim. Aferin sana, aferin. Görün bakın benim ırgatlarım. Kime isyan ettiğinizi görün bakın. Ha? Deyin bakalım hele. Ben şimdi Türkmen bacımın sözünü dinleyeyim mi, dinlemeyeyim mi? Ha Asya? Tabii ki ağam. Ya Türkmen ablamın dediğini dinlemeyeceksin de kimin dediğini dinleyeceksin yani? Seni süslü Asya. Sen var ya sen süslü olduğun kadar geri vitesçisin de. Siz utanmıyor musunuz benim bacıma iftira atmaya? Kim? Yok ağam, biz onu öyle bir şey yapmıyoruz. Ağam sen, senin de ya. Sen beni olsun, benine kurban olsun, benine. Susun. Siz yatın kalkın benim bacıma dua edin. Eğer sizi affediyorsam şimdi bilin ki benim bacım sayesindedir. De haydi alın onu başınızın üstüne koyun. Elini ayağını neresini denk getiriyorsanız orasını öpün artık. De haydi. Ay! Türkmen abla bir arada bir el verin. Abi şuradaki bir var ya. Severim. Vallahi O neydi kız? Ay
O kadar sevindim ki Hazar ağamın hiçbir şey olmadığına. Sana ne dedi doktor kız? He, Sümbül'deki işe yaramış değil. Nasıl cık yani? Ne dedi ki doktor sana? Verdi ilaçlara kullanmaya devam etmemi söyledi. Bir de parça aldı. İnceleyeceklermiş. He, yani? Yani durumumda herhangi bir ilerleme yokmuş. Vii kure! Aman dur debeden daha mı iyi bilecek kendileri? He, Nazgül haklı. Kız, Adana'nın yarısı diyorum nüfusunu Durdu Ebe'ye borçlu. Kız yoksa sen inanmıyor musun buna? İnandım Afet, inandım. O kadar inandım ki az kalsa uçurumdan düşüp oluyordum zaten. Aa yo Dreş, seni sakinliğe davet ediyorum. Böyle şeyler hep biz insanlar içindir. Yaşamda, ölümde. Ya sen niye canını sıkıyorsun? Bak gel seninle biz bir kez daha Durdu Ebe'ye gidelim. Bak o zaman gör neler olacak. Aman aman kalsın istemez. Kız, aman Gökhan'ım arıyor ha. Ay nasıl? İyi miyim, güzel miyim? Lüliklerim yerinde mi, saçlarım iyi mi? He afetsin afet. Tövbe tövbe. Gökhan. Ocağcığım aşk. Bir tanem. Oh, sesine kurban oldum. Nasıl özlemişim, nasıl? Nasılsın? İyi misin? İyi. Çok şükür ben de iyiyim işte. Ne yapalım? Konak böyle kızlarla falan oturuyoruz. Ben de seni özlüyorum. He, buyur kocacığım dinliyorum. Ben dört kulakla seni dinliyorum. Bak he söyle. He niye üzüleyim ki? Aman ya Gökhan az gelip mi uzadı yoksa ya? Böyle değil derken? Aman Gökhan bak kalbim yerinden çıkacak ha, ne diyorsan de Allah aşkına. Ne? Ama yok beyler. Hemen söylerim. Söylerim ben onlara. Aman diyeyim kendine dikkat edesin ha. Ben de seni çok seviyorum kocacığım. Aman diyeyim kendine dikkat et ha. Afet? Afet ne oldu? Oh. Yok bir şey söylesene kız sokumsuz. Korkutma bizi. Gökhan. Ne olmuş Gökhan'a? Ha? Savaşa gidiyormuş. Ne? Hakkari'de kumanda birliğine katılmışlar. Suriye'ye savaşa gidiyormuş. Niye ağlıyorsun benim kızım? Gökhan'ımız vatanı korumak için gitmedi mi askere? Ha gitti. Bu görevini başarıyla yerine getirip evine geri dönecek. Hiç korkma. Bundan daha büyük gurur olur mu ki de? Babam. İyi diyorsun, hoş diyorsun da. Ya üç hafta kalsaydın askerliğinin bitmesine be. Ne var ne ya onu gönderdiler ki? Başka birini gönderelerdi ona. Ya benim saf gelinim. Sanki yaban ele gitti Gökhan'ım. Anasının memleketine gitti. Anam. Ya kurban olayım. İki dakika aklını başına devşir ya. Savaşa gitti be, savaşa. Savaşa gitti Ayşe. Savaşa mı? Kurban olurum. Şimdi aç kalırsa oralarda. Allah'ım korusa da başına bir iş gelmese bari. Yazık. Terhisine de az kalmış çocuğun. Yazık değil Kamelyalı Hanım, yazık değil. Şereftir o, şeref. Vatana hizmetin yeri bir de zamanı olmaz. Bu yurdun her ferdi, her dakika, her saat bu toprak için savaşmaya hazırdır.
İşte benim oğlum da benim evladım da böyle bir şerefin sahibidir şimdi. Anlaşıldı mı Ayşe? Anlaşıldı mı benim gelinim Azat? Öyleyse öyle ağlaşmak, üzülmek falan yok. Bitti. Gökhan'ımız aslanlar gibi memleketini savunacak. Ay yıldızlı bayrağımızın hakkını verecek. Yoksa biz boşu boşuna mı kınalar yaktık da uğurladık Mehmetçiğimizi asker ocağına? Gurur duyacaksın Gökhan'ıma, gurur. Anlaşıldı mı gurur? Hakkım var ha. Helal olsun bu kınama. Aferin benim Ayşem. Aferin sana. Ağzın bal yesin. Ben var ya askerdeyken ha, Kıbrıs harekatına katılmıştım da babam da benimle böyle gurur duymuştu işte. Ben o zamanlar Kayseri hava indirmedeydim. Bu beş parmak dağlarına uçaktan atlayanlar vardı ya hatırlarsın. Aha işte onlardan biri de bendim. Ha, paraşütçü müydünüz? Paraşütçüydüm ya. Sen nerede yaptın askerliğini ki ne? Denizciydim ben, bahriyeli olarak yaptım. Yakışır benim dilime, bembeyaz. Keçi çobanı, sen nerede yaptın askerliğini? Ben de askerliğimi yapmadım anneciğim. Niye, çürük müsün? Yok Kamilyalı Hanım, yok. Benim kardeşim üniversitede okuduğu için daha vatani görevini yerine getirmedi. Ama getirecek. Ama yapacağım Allah'ın izniyle. Yap tabii yavrum, yap. Askerlik önemli. Hiç değil abi. Faysal taksit deyince beni de peşin peşin terk ettim adam. He, biliyorum. Bileyim mi? He. Abi, bileyim de bir saattir tekrar niye anlattırayım ya? Hoşuma gidiyor. Yani haklı çıktığımı bilmek hoşuma gidiyor. Aşk olsun abi ya. Senin bacın burada kor alevler içinde yansın. Sen hala haklılığının peşine düş. Ben sana bir şey diyeyim mi? Zaten var ya, bütün erkek milletin hepsi aynı. Benim artık erkek kişilerine güveneceğim kalmadı. Haklısın. Geç olsun da güç olmasın. Ya bunun hem geç oldu ama hem de güç. Görücü usulüyle değil de ondan. En sağlam evlilikler ekseriyetle görücüyle olur. O niyeymiş ki? Çünkü o zaman gizli saklı kalmaz. Herkes herkesi tanır, her şey ortada olur. E madem o kadar iyi bileyim, sen görücü usulüyle evleneydin o vakit. Ya kör olduğu için olabilir mi? Bence öyle değil. Yani sonuçta her körün bir topal alıcısı vardır. Öyle midir sahide? He vardır. Şş, bana bak. Sen niyeti bozdun galiba. Ha, niyetlisin. Ya benim aşk masamı işe yaradı bak. Vallahi yaradı. Yok. Benim aşk için kokuya neyim ihtiyacım yok. Ey kör, bu yer, bu gök, bu yıldızlar boştur, boş. Bırak onu bunu da gönlünü hoş tut, hoş. Şu durmadan kurulup dağılan evrende bir nefestir alacağın. O da boştur, boş. Sen geç bakayım içeri. Ya bana ne oldu yine, ne var Allah aşkına? Sen şimdi de bakayım bağ. Sen o şeyler ne olmuş? Neyler ne olmuş? Ya şeyler işte. Ya neyler ana? Ya uşağım ya. Siz saydırdınız yani şey için. Ya ne için? Aa be oğlum ya. Siz bugün doktora gitmediniz mi ya? Sen niye beni zorluyorsun? Allah Allah, ayıp denen bir şey vardır ya. Doktor ne dedi o? Çocuğun olacak mıymış? Şu mesele. He o mesele. Merak etme ana. İlaçlar işe yaramış. Her şey yolundaymış. Ay benim aslanım, şan benim bir tanecik anam. Hey Tom, hadi gidebilirsin. Ana Bella'yı sormayacak mısın?
Yok. Ben sana senin çocuğun olacak mıymış dedim. Bella'dan olacak mıymış demedim ki. Bak sakın. Hadi canım, hadi benim. Şu an benim tatlım benim. Hadi annesinin kuzusu, hadi bir tanem. Hadi canım, hadi. Oh, Allah'ım şükürler olsun. Ben size şimdi gösteririm. Allah'ım cezaları. Yeni gelin. Efendim. Anne bunlar ne? Ha bu kırmızı olan şu güdük kadınındır. Diğeri de ha bu kazuletum. Yani? Yani at kafalarına. Yani gelin. Efendim. Sor bakalım anana neymiş bunlar? Anneciğim bunlar ne? Ne olacak ya? Ha bunların kıymetsiz eşyalarıdır. Yani gelin. Şu korkuluk kılıklı kaynanana deyiver. Şirin'in doğumunda taktığım attayı geri versin. Ama mühteber anne. Söyleyiver dedim. Anneciğim. Yeni gelin. Ha söyle o. Misva taktığım altına saysın. Yeni gelin. Söyle bu karılara ben bunların ellerinin değdiği hiçbir şey istemiyorum. Ama Kayseri'den getirmiş olduğum bastırmadan dün biri 5 dilim, biri 7 dilim istedi. 10'ar dilim olarak faiziyle geri istiyorum. Ayrıca 7 kangal sucuk, 8'er tekerde kaşar borçları var. Abi de bak pikniğe gittiğimizde hep ben nevaleden yedi bunlar. Ben akşama sana güzel bir liste yapar veririm. Atırsın kafalar. Yani gelin. Hadi deyiver haydi. Söyleme. Gel gel sen beni dinle. Dinleme. Dinle. Dinleme. Dinleme. Ya yeter artık ya. Ne? Ya neden böyle yapıyorsunuz annemlerim? Siz birken, diriyken, iriyken çok güzelsiniz. İyi insanlarsınız. Merhametlisiniz. Ha? Vicdanlısınız. He, tabii. Ülek. Temiz kalplisiniz. He, muhakkak. Hadi kalkın, kalkın. Hadi kalkın. Ha şöyle. Şimdi tutuşun el ele. Sarılın birbirinize de barışın artık. Ne diyorsun sen kız? Ya sen ne diyorsun? Ben ne olacağım ben buna ya? Şaşırmış. Şaşırmış kendini ha. Ha sarılacakmışız. Ya barışsanıza. Lütfen. Vallahi atacağım şimdi. Şuan edin ha. Ne? Ne var? Evet, Kamelyalı Hanım, kararınızı verdiniz mi? Ha? Babamın bakıcılığı mı, yeni gelinlik mi? Yok artık baba ya. Aferin bak, bak ben ilk kere bu keçi çobanına katılıyorum yani. Üf, yok artık. Allah Allah. Siz benim gibi hoşgörülü bir ağayı nereden bulacaksınız? Size cezanızı seçme hakkı veriyorum ya. Ya ben de seçmeme hakkımı kullanıyorum. Ne senin sapık babana bakarım ne de bu eve yeni gelin olurum bitti. Ben de o zaman 156'yı ararım bitti. Babacığım fazla abartmasak mı acaba? Allah Allah ya. Ben gayet ciddi soruyorum. Babama bakacak mısın? Yeni gelin mi olacaksın? Kamil bir şey söyle be. Hiç bana sorma Kamilacığım. Sen bunları o altınları çalmaya çalışmadan önce düşünecektin. Tamam ya tamam. Senin bunak ve de sapık babana bakıcılık yapacağıma ben bu evde yeni gelinlik yaparım. Tamam ama bak sadece bir gün. 7 2 6 3 5 4 gün. Ben
belki. Dört olsun, hayırlı olsun. Oh, ama dört gün dört gece. Yok artık ya. Gece ben ne yeni gelinliği yapacağım babana? E artık bunu da benim dünürümle konuşursun. Terbiyesiz gelindir. Terbiyesiz bu adam ya. Ne haydi? Türkmen! Aa Türkmen! Ya gördünüz mü nasıl da sinirlendi ya? Of. Dünürüm, tamam Kamila'nın yaptığı doğru bir şey değil. Ama siz de bir büyüklük gösterseniz de affetsiniz diyorum Dünürüm. Ya şaka yaptım, şaka. Eğlendik, anlamıyor musunuz? Bunlar şaka mıydı yani? Evet, şakaydı. Ne var? Sana karının öteki yüzünü göstermeye çalıştım, anlasana. Ya ama işte ben de Kamila'nın öteki yüzünden tırsıyorum, onu anlatmaya çalışıyorum. Keyfini çıkar benim Dünürüm, keyfini çıkar. Ömrü hayatında görüp görebileceğin hizmeti, hürmeti sayemde görüp bana teşekkür edeceksin. Diyorsunuz. E diyorum tabii. Yeter ki sen bir he de itiraz etme. Madem siz ısrar ediyorsunuz, amir de bükülmez değil mi efendim? Siz ne dersiniz öyle olsun. Peki madem. Buyur abi. Geldi mi benim Türkmen'im bacım? Bak, tiz vakitte bütün konağa duyurula. Ne abi? Kamelyalı Öztürk. Altınları kaçırma teşebbüsü suçundan bu evde yeni gelinlikle cezalandırılmıştır. Yeni gelinlik mi? Evet, tam dört gün boyunca bu evin yeni geleni Bella değil, Kamelyalı Öztürk'tür duyurula. Tamam abi. Allah sonumuzu eylesin bakalım. Çok eğlenecek, çok. Ya aşkım, şaka yapıyorsun deme, ciddi olamazsın. Hayır hayatım, ama babam annene çok büyük bir ceza vermeyecekmiş. Yani ya Korkut dedeye bakarsın ya da bu evin yeni gelini olursun dedim. Annem de yeni gelini seçti, öyle mi? Aha. Yani şimdi ben yeni gelin değilim. Aha. Ama sadece dört günlüğüne, çok heveslenme. Ya dört gün, dört gündür aşkım. Hayırdır Bella Hanım? Hani sen yeni gelin olmaktan memnundun? Ya öyle de, ben sen olmadım da oluyor. Ama bir gün tüm kızlar yeni gelin olacak zaten. Bundan kaçış yok. Karılar, karılar! Hayır Türkmen abla! Size çok müjdeli bir haberim var. E hayır olsun Türkmen abla. Hayır, hayır. Oy, yoksa Hazar Bella'yı mı boş şey? Yok. Anam, am resmi nikah bana mı kıymet karar vermiş yoksa? Yok. Sizin aranıza yeni bir yeni gelin geli. Tepe tepe kullanabilirsiniz. Ne? Yeni gelin mu? Ha, dördüncü mü geliyor? Hep Asya'nın yüzünden hep. Kız niye benim yüzümden olsun ki? E sokkuma sen değil misin? Demek ki senin yüzünden. Ne alakası var ya, Allah Allah? Ya bir didişmeyin, didişmeyin ha. Sizin bu kavgalarınız yüzünden oluyor hep bunlar. Ya karılar bir devre arası verin de yeni geldi takdim edeyim ya. Takdim? He. Ve huzurlarınızda yepis yeni, yeni gelin. Ta 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 ta. Ta ta ta. Kulağa bak şunun ya. Ne gülüyorsunuz kadınlar, ayıp oluyor ama. Bir dakika. Kız Kamila, sen kalındır am, kalındır am yurtalarda dolanıyordun. Dördüncü sen mi oldun başımıza? Kız ne ediyorsun? Saçmalama gel. Kutçuk bir dur. Bir kere ben evliyim. Hem de resmi nikah var bende. Ha doğru kız, ben unuttum, kusura bakma. Bakın karılar, Kamila Hanım altınları çalmaya teşebbüstür, kamu cezasına çarptırıldı. Bundan böyle dört günlüğüne yeni gelin Kamila Hanım'dır. Yapma! Ne oldu sen? Aşk olsun ama Türkman. Hani biz kardeştik, kankaydık, hani amigoyduk, nedir bu böyle? Ama Kamila Hanım, emir çok büyük yerden. Ya bir dakika, bir dakika Türkman abla, şimdi ben doğru mu anladım? Yani biz Bella'ya ettiğimiz her bir şeyi şimdi anda bu kariyer edeceğiz, öyle mi? Evet. Türkmen abla, eziyet demeniye dahil
artık ya. Yok artık. Ben Balla'ya falan benzemem ha. Vallahi bana en son kuma bükücü derler. Üçünüzü de böyle bükerim, bükerim, bükerim ha! Sus yani gelin sus. Cevap verme. Bak 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 bak. Son kuma bükücüymüş. Kız. Ben ilk kuma bükücüyüm. Haydi hodri meydan. Hadi, hadi bakalım. He. İndir o ellerini. Vallahi bana hiç öyle bakma. Abim gözünün yaşına bakmaz, arar 156'yı. Kız eğlence çıktı ya. Kulağıma. Ya ne oluyor abi? Gel gel, otur kocan yanına. Gel canım. Driş, niye topladın bizi buraya? Çünkü çok önemli bir sorunumuz var. Hayırdır inşallah yenge? İnşallah abi. Hayırdır hayatım? Seni dinliyoruz. Anneleriniz, yani annelerimiz... Evet. Küsler ve benim için hiç rahat değil. Onlar öyle küsüşüklü olunca hiç iyi olmuyor vallahi. He vallahi, hiç olmuyor. Ya bir şey yapmamız lazım. Ya bu duruma seyirci kalamayız. Vallahi yenge, benden söylemesi, bence siz hiç karışmayın. Vallahi arada kalır kaynarsınız, size yazık olur. Ya ağam öyle ama... Vallahi önceden hepsi birden işkence ediyorlardı. Şimdi ayrı ayrı, teker teker hepsi bize eziyet ediyorlar. Vallahi kimin eziyetinde telef olacağımızı şaşırdık değil kız Direş? Ya boşuna telaş ediyorsunuz kızlar. Artık size iş buyuramayacaklar ki. En azından bir süreliğine. O ne demek öyle ağam? Babam Kamil'le annemi 4 günlüğüne yeni gelin ilan etti. Vah! Wow. Niye ki? Ya şu altın meselesi vardı ya, ceza verdi işte. Vallahi yine yırtmış Kamilya Hanım. Hani 4 günlük hiçbir şey değil bence. Yani anlayacağınız 4 günlüğüne de olsa kafanızı dinleyebilirsiniz. Oh oh iyi ama çok şükür. Ama benim derdiniz değil ki. Onların küs kalmasına dayanamıyorum. Kız sen şimdi celadına üzülüyorsun yani. Ya hakikat saf bu kız ya. Hakikaten ya. Afet. Afet. Buyur ağam. Ya hazır dalmışken dipten bize de kum çıkar be. Ay kan ya. Yerim seni. Af buyur ağam. Ben anlamadım da. Ya daldın gittin bir aramıza dön ya bir dünyaya dön. He? Ne oldu ki ne? He sen Gökhan'ı düşünüyorsun değil mi? Anlıyorum tabii ya. Kolay değil. Ama sen merak etmeyeceksin. Bizim Gökhan'ımız var ya bizim Gökhan'ımız. Cin gibidir o cin. Evelallah oralarda kendi başının çaresine bakmayı da bilir. Yalan mı söylüyorum ha? Yok ağam. Doğru diyorsun da. Korkuyorum işte be. Yoo sen korkmayacaksın Afet'im. Asıl Gökhan geliyor diye düşman korkacak be. Düşman korkacak. Hey Gökhan'ım benim. Hey. Hani ne var Baran? Sabahtan beri gözünü kırpmadan bakıyorsun öylece. Allah inanamıyorum ki gülüm. Böyle karşımdasın. Öyle güzel güzel bakıyorsun bana. Kız ben bu güzelliği hak edecek ne yaptım vallahi bilmiyorum. Şirinim. Eve geldiğin günden beri efsan kokuyor. Her yer ha, her yer sen kokuyor. Davetimi geri çevirmedin geldin ya. İnşallah bir gün gönlüme de geleceksin gülüm. Umut verdin bana. Nereden bileceğim? Meğer umuttan daha can yakan bir şey yokmuş bu hayatta. Ya boşaysa diye insanın ciğeri daha çok yanıyor. Ne hele gülüm? Bu Baran seni boşuna mı bekliyor? Öyle kesin bir şey dememi bekleme benden Baran. Ne demek kesin bir şey bekle? Kesin bir şey demeyeceksen belki mi diyeceksin? Böyle mi diyeceksin? Kız ben senin belkine dünyayı yakarım ha. Ya tamam sus da söyleyeyim işte. Lütfen ya bir kesme beni.
Hayda, lütfenler, belkiler, ne oluyoruz ya? Senin lütfen diyen diline kurban olurum ben. Sen konuş, ben seni ömür boyu dinlerim. Barak. Tamam, sustum. Ben senin aşkından artık eminim. Ama... Ama? Kendimden de, kendi hislerimden de emin olmam lazım Barak. Şimdi bir dakika dur, hislerim var. Ama emin değilsin. Böyle mi diyorsun şimdi sen bana? Kız bak hele sen benimle kafa mı buluyor? Hayır. Kız yoksa rüya mı bu? Hele be cimcikle hele. Saçmalama. Allah Allah be cimcikle hele. Acır ama. Ya sen ben gelen acı neymiş? Acıt. Hadi. Ya cimcikliyorum. Nasıl cimcikliyim? Bunu cimcikle hele gülüm. Ne yapayım, sıkayım mı? Etini yoğuruyorum. Acık sık. Sıkıyorum zaten. Sıkayım mı? Hissetmiyorum. Kaşınıyorsun. Sık, kıvır, cimcir, kız, cimcir. Sık lan, sık. Ne oluyor lan? Abi asıl sana ne oluyor? Ya gülüm, niye uyandırıyorsun beni ya? Niye uyandırıyorsun ya? Ne edeyim? Cimcir beni diye sayıklıyordur rüyanda. Ben de cimcirdim. Kızım ben sana mı diyorum? Sana mı diyorum ben? Güzelim rüyamın içine ettin Dilan'ı. Niye ki? Ne görüyordun rüyanda? Şirin'imi görüyordum. Kimi göreceğim? Ay yüzlümü görüyordum. Abo Dilan, abo. Bana neler söylüyordu. Allah'ıma kurarma duysan inanmam. Buna da şükür abi. Sen işte ister rüyanda mutlu oluyorsun. Bana o da haram. Ben rüyanda bile göremiyorum Hazar'ı. Bak hele, sen bu Hazar'a ne ara bu kadar aşık oldun? Sözlüyken hiç böyle deldin. Kim demiş? Ben. Vallahi deldin gülüm. Zaten seninkisi aşk falan değil. Seninki hırs. Sen bellayı kıskanıyorsun. Hiç de bile. Vallahi öyle kızım. Sinirlenme. İnsan sevdiğine kötülük düşünür mü hiç? Seninkisi ne aşk ne sevgi. Azımsızlık seninkisi. Azımsızlık. Sen öyle san. Azımsız falan değilim ben. Yaktın beni. Ah! Ferhat, ayağına ne oldu senin? Hiç. Nasıl hiç? Üzerine bile basamıyorsun. Ya su toplamış geçer bir iki güne. Nasıl oldu ki anlamadım. Ya bizim arabalarla alı sahada maç yapıyorduk da ondan oldu. Aklım almadı ama neyse. Gel bari bir krem sürelim ha. Yok sağ ol, ben doktora gideceğim zaten. Ferhat, inat etme işte hadi gel. Ya yok dedim bacım, doktora gideceğim. Ne dedin sen? Yok dedim. Yok, ondan önce ne dedin? Bacım dedim. Al sana bacı! Gerizekalı. Gerizekalı ya. Vur Şirin'im, vur. Senin vurduğun yerde gül biter. Kız, Kameli. Sinay nasıl da size de ya. Kadınlar siz niye benim başımda bekliyorsunuz? Cehennem bekçileri gibi. Zebani demek istedin herhalde. Yani gardiyan da demek istemiş olabilir. Ne zebanesi ne gardiyanı ya. Ben hiçbir şey anlamıyorum sizin dediklerinizden. İyi günlerin geçti diyorlar. Gün oldu, devran döndü diyorlar. Karılar ben siz ne diyor yine anlamıyor. En iyisi ben gidip evimde uyuyayım. Biz sana ne yapacağını söyledik mi yeni gelin? Ha?
Ama karılar bakın siz bu yeni gelinlik meselesini çok abarttınız. Yani gelindir ağam kendi çapında eğleniyor işte. Ya yeni gelin. Ağam sana yeni gelin dediyse olay bitmiştir. Biz de gereğini yapmak zorundayız. Ha. Ha tamam peki. Ben ne yapacağım? İftar hazırlanacak. O ipi de sorayım mısın? E tamam yaparım. Sevabına iki kap yemek yaparım. Elime mi yapışacak? Sizin tavalarınız, tencereleriniz buralardadır herhalde. Biz sana ne yapacağını söyledik mi yeni gelin? Ha? Ne yapacağım? Hünkâr beğendi, vaktiz oturtma, bir de sulu köte. Tamam. Daha bitmedi ki. Ben de baba ganuş, Arap tava, saç kavurma, bir de içli köfte rica edeyim. Yok artık, ben aş evi mi burası? Yalnız bitmedi, ben de pazı dolması, pancar çorbası, bir de turşu kavurma istiyorum. Ben bu kadar çok şeyi ne ara yapacağım, ne zaman yapacağım karılar? Bana bakın siz hem küs değil miydiniz? Ne ara barıştınız bakayım? Tövbe tövbe. Kim demiş ki barıştık diye? Mevzu yeni gelene eziyetse gerisi teferruattır. Ben başlarım sizin teferruatınızdan ya. Ne? İsyan mı ediyorsun yeni gelin? Evet, isyan ediyorum. Ne var? Bir diyeceğin mi var ha? Bir diyeceğin mi var? Müttebir abla, şu jandarmanın numarası 156 mıydı? He canım, 156'ydı. Çalıyor. Alo, alo. Sayın jandarma, 156 değil mi? Bir ihbarım olacaktı. Ayşeciğim, Ayşeciğim. Efendim? Yaparım ben ne isterseniz siz. Evet, öyle. Komutanım, bir yanlışlık olmuş. Kusura bakmayın, iyi görevler. Ne istediniz karılar? Aklında tutaydın canım. Aklında tutaydın canım. Ay bize sorayım. Pancar çorbası. Aşağıda, aşağıda. Yana git, yana. Yukarıda, yukarıda. Gel, boyla, boyla. Şşş. Yeni gelin. Sol tarafa. Kısadadır belki be. Ha? Yok, aşağıda, aşağıda. Dibe, 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 dibe. Aferin. Ya ben bu kadar yemeği nasıl yapacağım ya? Soy soy bitmiyor ya. Kaç saatte soyarım ben bunları? Aha da yemek yendi. Ocaktaki yemeğim de yandı. Aman, aman. Ha tamam tamam, bunu kurtardım. Şimdi patlıcanlara bir bakayım. Ay korkuyorum bunu çevirirken de ya. Ay işte sıçradı elime ya. Yaktı benim elime. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın kalindir ağam ya. Ama bu durumum bir geçsin, hepinizin burnundan fitil fitil getireceğim. Mamacita. Ha bala gel. Bala yavrum iyi ki geldin, anneciğine yardım et. Kız yanacaksın, ateş seni alacak. Bak karılar bir sürü sipariş verdi bala. Ben yetiştiremiyorum. Aferin kızıma. Anneciğim sana kolay gelsin. Bak iftara daha 4 saat var, yetiştirsin. Bala safsalak kızım, sana kolay gelsin asıl. Sen yapacaksın, yapamıyorum ben. Ya olmaz anneciğim. Yeni gelin sensin, sen yapacaksın. Yok dedim, sen yapacaksın. Ben yapamıyorum bala. Vallahi anneciğim ben yapamam. Hem kalender babam duyarsa var ya çok kızar bana. Kızarsa kızsın, ben ne yapayım ben? Bu ki? Ne yaptı kız? Yetiştirdin yemekleri, yeni gelin. Yok yok, ben yetiştiremedim. Canım zaten boş ver şimdilik yemekleri. Öncelikle konağa şöyle temizlik işlerine girişiversen. Ne? Anlamadım, ne konağın temizlik işleri? Yani yastıklar, yorganlar şöyle bir kabartılacak. Yerler silinecek. Ne bileyim, gümüşler parlatılacak, kilimler çırpılacak. Bunların hepsi senin ellerinden bir bir öpecek. Efendim, gelelim yıkanacak şeylere. Önce bizim Cem ve Mustafa'yı elden geçireceksiniz. Ardından Ceylan'ı da iyice yıkadıktan sonra çamaşırlar. Çamaşırları bir güzel evire çeviren yıkadıktan sonra işiniz şimdilik bitmiş olacak. Oha, ben bütün bunları ben tek başıma mı yapacağım? Ne var?
Yazık bizim Dureş Sabi Sübyan haliyle hepsini tek başına elden geçiriyordu da hiç de şikayet etmiyordu. Tamam yapsın sizin Dureş tek başına. Ben itiraz yok bende. Benim ocakta yemeğim var. Şişt, hop 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 hop. Kamile Hanım siz nereye gidiyorsun? Boş ver ocaktaki yemeği sen. Senin burada daha güzel, daha nezih işlerin var artık. Haydi. Ama ocak... Ocak burada canım. Anneciğim. Ay yandı, yandı çekil be, yandı. Aha da... Bu ne ya? Bu ne biçim süpürge ya? Bir süpürgeleri bile yok. Bu nedir böyle? Bu yerden alıyor, havaya veriyor. Tamam, böyle süpürgeye de böyle temizlik. Haydi, kimse görmez. Şuraya atalım. Tamam, bu kadar yeter zaten ya. Allah Allah, hizmetçi miyim ben be? Ben sizin burnunuzdan getiririm bunların hepsini. Fitil fitili birer birer de ayrıca. Nasıl adet bu ya? Ben anlamadım ki bana yün dövdürüyorlar. Ne olacak şimdi bunu? Dövdüm dövdüm haydi. Ben ne yapacağım şimdi bu dövülen yunu? Benim adım da Camilla. Hepsinin hesabını soracağım bir bir sana. Gelindir ağam. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk benim Kamelyalı yeni gelinim. Nasıl gidiyor işler güçler? Bakıyorum da kıyafetin de pek yakışmış. Hele bu alnına yaptığın o şey de var ya, 10 numara 5 yıldız. Ha ağam, ben de seninle bu konuyu konuşacaktım ağam. Allah Allah, ne konuşacakmışız ki ne? Ağam, diyorum ki ben, bu 4 gün uzun değil mi? Bir güne indirsek bunu. 2, 3. Daha fazla ısrar edersen bu yeni gelinlik hizmetini 1 aya kadar uzatabilirim ona göre. Para cezasına çevirebilir miyiz acaba? Benim parayla bulla işim olmaz ki ne, Kamelyalı yeni gelinim. Peki ağam, pişmanlık yasasından yararlansam. Pişman mısın? Yok. Ağam, iyi hal göz önünde bulundurulabilir mi? İyi hallı mısın? Yok. Kefalet ödeyeyim gideyim be. Yok Kamelyalı yeni gelinim. Cezan neyse onu çekeceksin. Bak hem bir gün neredeyse bitmek üzere kaldı. 3 gün. Sayılı gün çabuk geçer merak etme. Yok yeter. Ellerine sağlık benim yeni gelinim. Vallahi billahi çok güzel olmuş. Ya nasıl öğrendin hemen bunları bu kadar ya? Ama bir takım eksikler var. Tatlılar nerede? Göremiyorum. Kör müsün Ayşe? Al işte tulumba var, baklava var, sütlaç var. Daha ne? Arap dudağı o nerede? Onu da yemeği ver canım. Sus, cevap verme yeni gelin. Benim dünürüm. Terabiye gidecek nasılsa. Biraz erken gitme çayımızı. Caminin bahçesinde içecek mi? Çok güzel fikir. Ben bir abdest alayım. Yok. Dur, 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 dur. Sen gitme, abdest sana gelsin. Nasıl ya? Şöyle yine su ayağına gelsin. Allah Allah. Allah yeni gelin. Benim dünürüm abdest almak istiyor, biliyor musun? Alsın. İbrik, ibrik. Ne? Anlamıyor musun? İbrik, ibrik. De haydi. De haydi. De haydi. De haydi. De haydi. De haydi. Ah.
Kızım. Şunu al da şu anı bir ölümsüzleştir. Gülüm. Şu anda tarihi bir an yaşıyoruz. İnanılır gibi değil. Bakıyorum fadal adetler pek hoşuna gitti Kamila. Olur mu karıcığım öyle şey? Hoşuma gittiğinden değil. İlişkimizde bir ilk ya. Tamamen ondan yani. Gül sen, gül, gül, gül. Son gülen de iyi güler ama. Yok, 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 yok. Öyle, öyle benim dünürümü tehdit etmek yok. Kamelyalı gelin. Yok canım, ben kocacığımı tehdit eder miyim hiç? Karıcığım, havluyu rica edebilir miyim senden? Karıcığım, bitti. Al kocacığım. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Böyle bir şey yapacak yeni gelin daha anasından doğmadı bir kere. Kavuştuk Ramazan'a, hem de büyük ihsana. Bu ayda oruç tutmak huzur verir insana. Sahur oldu ışıyor, bülbüller ötüşüyor. Haydi kalk yeni gelin, sofrayı kur milleti yedir. Yeter be yeter. Aa, sen genç ve güzel bir kadının odasına böyle patadanak girmeye utanmıyor musun? Ne güzel söyledin karıcığım. Selim, bak bunu ikinci kez yapıyorsun. Hadi çık artık dışarı ya, Allah Allah çık. Çık dışarı bakayım, hala bir de bakıyor. Gelin! Yetti canıma Kamil ya. Vallahi de billahi de yetti bu canıma yeni gelinlik ya. Ben gerekirse giderim hapislerde çürürüm daha iyi. Ya o ne biçim laf Kamil ya, Allah Allah. Hem senin gibi bir yeni geline böyle laflar yakışıyor mu? Size de yeni gelininize de be. Nereye Kamilla? Nereye olacak? Yeni gelinliğimi icra etmeye gidiyorum. İbriği unutma! Allah! Ya bir dur. Sus! Aa! Annem! Gel benim kızım. Gel kurtar beni bu deli kadından, kurban olayım. Anne ne yapıyorsun? Ne yapacağım? Kör müsün? Abdest aldırıyorum sapık dayı ya. Ya gel sen yap, kurban olayım ya. Hiç olacak iş mi bu, Allah'ını seversen ya? Ya sıkıntı yok dede. Annem bunu yapmaktan çok keyif alıyor zaten. Aha. Niye Akina? Artık yeni gelin annem de ondan... Allah Allah. Ya bu eve ne ara yeni gelin geldi? Benim bundan niye haberim yok? Babam benim. Sen dün akşam evlendin, gelinini tuttuğun gibi abu konağa getirdin. Hatırlamıyor musun? Evlendin mi? Evlendin ya. Baksana, işte yeni gelinin, tanımadın mı? Yaylavulü. Yaylavulü. Sen bana mı kaçtın kız? Yok be, ben senden kaçtım. Benim babam ne diyor bu? Kim kime karşı? Ben kime karşı? Kim de benden benim kafam karıştı. Benim babam. Sen dün akşam gelinini tuttuğun gibi kaçırdın. Kaçırdığın gibi de buraya getirdin. Vallahi mı? Vallahi bile billahi. O vakit bize müsaade. Dede nereye? Balayına benim gelinim, balayına. Doğru başyurt yaydasa, di haydi. Hadi di haydi, di haydi. Ne başı, ne yurtu, ne gitmesi diye. Bırak beni ya. Sen de gülüp durma ya. Seni de geberteceğim ha. Yayla gülü. Yayla gülü. Yakala, yakala benim baba. Babacığım, abdest? Olur. Saat kaç oldu ki ne? Ay. Biz uyanmadan bütün bahçe yıkanıp paklanacak demedim mi ben size? Ha? Niye tutulmuyor benim sözüm? Böyle elinizin ucuyla mı iş yapıyorsunuz siz? Dilan! Efendim abi. Gel hele gel. Sizinle sonra hesaplaşacağız. Daha iyi de işinizin başına hadi.
Ne var abi, ne oldu? Asıl sana ne oldu? Ne oluyor kız? Niye azarlıyorsun arabaları? Ne edeyim? Yapmıyorlar işlerini. Yok yok. Sen günahlarını alma onların. Sen gerginsin bu aralar. Ben mi? He. Ama abin alacak senin gerginliğini. Merak etme. Ya abi ne diyorsun ya? E vereceğim seni. Allah sen dalga geçme benimle abi. Allah'ıma kuralma dalga değil kız. Kısmetin çıktı. Görücüler gelecek. Hazırlıklara başla. Abi, görücüye çıkacağıma canıma kıyarım daha iyi. Hazardan başkasına gelin olmam ben. Allah Allah. Bellemiş bir Hazar da Hazar. Ya unut artık şu adamı, unut. Kızım adam evli barklı, yuvasında mutlu. Bak gör yakında çocuk da yaparlar. Yapamayacaklar abi. O ne demek? Beni kısır ya. Sen de biliyorsun. Hele hele. Senin niyetin de konağa kuma gitmek öyle mi? Ne oluyor? Mehteber ablama mı özeniyorsun? Unut o işi, yok öyle bir şey. Bak. Yok öyle bir şey, bitti. Kızım adam yakışıklı ha, zengin de. İstanbul'da yaşıyor. Sen hele bir İstanbul'a git. Bel Hazar'ı topumuzu birden unutursun. Gözden uzak olan gönülden de uzak olurmuş derler. Hiç boşuna heveslenme abi, hiç. Ölürüm de vazgeçmem ben sevdamdan. Görürük geçin mi, geçmeyin mi? Görürük. Ses, ses bir kayıt. Tamam tamam, geldi. Hazır mısın Şirin? Oh, hazırım amca da. Ya şu ışıkları kapatsak mı ya? Çok gözümü kamaştırıyor. Aa, olmaz. Onlar sahne ışığı. Alışsan iyi olur. Çünkü süperstar Şirin geliyor. Son 2, 3, 4 kayıt. Çıktı bir kere anladım gönülde vardı. Şimdi bana yalnız gitmesi kaldı. Ne yazık ki hakim bey, bir ifadem bir müdafam yok. Sadece 4 satırlık son sözüm kaldı. Son sözüm kaldı.
Allah'a olur. Kesinlikle olur. O zaman çok iyi şarkıcı olur. Benim gibi koklar mı derinde? Ya o dayı, size Adana'yı gezdireceğim deyip durduğun şey bu muydu Allah'ın sen? Ne oldu lan? Beğenemedin mi yani? Ya biz senin manitan mıyız? Ne işimiz var burada? Tövbe de lan. Ya Hazar oğlum sen de bir şey söyle ya. Dayıcığım bak gündüz vakti 3 tane erkek gondola biniyoruz. Hani bir gören olsa vallahi adımız çıkacak ha. Sözde ağayız yani. Lan niye öyle diyorsun lan? Bak hele nehir altımızdan akıyor ha bak hele. Hazarım ne hele lan? Nasıl ama? Allah'ına doğru söyle. Çok güzel değil mi? Ya doğru diyorsun. Bayağı keyifli de senin böyle ince zevklerin olduğunu bilmiyordum ha Baran. Üf! Niye lan kıllık? Bir ince sen misin oğlum? Tabii bir boğaz sefasına benzemiyor ama bunun tadı da bir başka şimdi kabul et. Ya öyle öyle dayıcığım da yani en azından bir sürat motoruna falan bineydik de bir rüzgar falan yapaydı ya. Hani bu çok romantik oldu yani. Bak zaten güneş tepemde, zaten oruç ağzım. Hadi, hadi Allah'ın sen lütfen. Abo hız tamam lan. Ne söylendin be? Kaptan, çek hadi gidiyoruz. Size var ya, adrenalinin kralını yaşatacağım şerefsiz. Ya bu ne ya? Bu ne ya? Böyle hiç olur mu ya? Olur tabii. Ya gözünü seveyim, dur ben gelirim artık. Niye lan? Oğlum sen demiyor muydun adrenalin? Kaan sana kralı. Abi! Hadi! Hadi kazmayın ya. Sıkı tutun Hazar. Yok. Hızımız böyle atlama daha fazla. Hey! Hızımız yarın iyi böyle atlama daha fazla. Ha, tamam. Kazlıyoruz. Allah! Dur dayı dur. Ya Baran kurban olayım sen bir daha bizi gezmeye çıkarma ya. Aa niye öyle diyorsun benim güzel kardeşim? Bak gondolda romantizme doyduk. Aha şimdi de aksiyona doyduk. Daha ne istiyor? Ya siz çok istiyorsanız ikiniz gezin dayı yiyen. Ben daha tövbe gelmem. Tamam lan tamam. Abo ne ağladın be. Sıradaki aktivite tam senlik ha. Aha daha bitmedi mi dayıcığım? Yok oğlum nereye bitiyor? Daha Adanalı'nın milli hobisini yapmadan bitiriyor mu? Neymiş ki o? Ya sen de bir tutturmuşsun Adanalı. Biz neyiz? Biz uzaylı mıyız? Ayıp ediyorsun yeğenim. Lafın gelişi öyle dedim. Neymiş bu milli hobi? Ahın da bu. Ya oğlum doğrultma şunu bana doğru şeytan doldurur. Doldursun lan doldursun. Yoksa başka türlü mermiler güneşe yetişir mi? Bak dayım çok doğru dedi bu sefer ha. Hadi yeğenim. Adam güneşe yetişemez lan o. Al lan. Al sen bizi yaktın biz de seni yakacağız. Ne yaktın lan? Allah be. Oh bunu da yaptık ya. Görüyorsun değil mi bak. Hadi dayıcığım bir yere oturalım vallahi öldüm ha. Hadi gelin hadi. Hadi yürüyün hadi. Hadi.
abi. Ne oldu lan bana? Neredeyim? Abi ne gezin sen orada ya? Ne bileyim benim hacım. Düşmüşüm ben herhalde. Niye ki? Ya insan oğlunun görebileceği en fena şeyi gördüm, bir kabus. Hayır olsun inşallah. Ya bili bili öldüğünde bile görmemiştim böylesini. Ya çok fenaydı, çok. Deme. Dedim bile. Ağzım dilim kurumuş benim ya. Ya bir hayrını Allah rızası için git bir su getir bana bacım benim. Tabii abim. Of. Abi ne diyorsun sen ya? Daha oruç açılmadı ki. Ben de getirdim az kalsın. Oruç mu? Nasıl ya? Ana. Daha çok varmış ki ne? Vay anasını ya. Ben gideyim. En iyisi biraz içeride kestireyim de. O neydi la? Çok fenaydı ya. Ben gideyim en iyisi. İçeride yatak. As. Uyuyor ne ki ne? De haydi. Ben seni sevdim da dünyalara bildirdim. Ben seni sevdim da dünyalara bildirdim. İndirdim kaşlarımı babayı. Asiye! Aman ağam ya! Ne oluyor? Bu kızlar şarkı söylemeyi sen öğrettin değil mi Şirin'e? Hey ağam ben öğrettim. Ne oldu ki? İyi halt ettin Asiye. Kızımız pavyonlara düştü, pavyonlara. Oy ağam ne diyorsun? Ben yayıp kendi gözlerimle gördüm. Tövbeler olsun! Nereye dur? Nereye dur? Rüyamda gördüm. Ama hakikaten görmedim de çok yakın bir zamanda görebilir gel bilmiyorum. Ya Allah'ım korusun ağam. Ne biçim konuşuyorsun ya? Korusun. Korusun. Allah'ım yarabbim ya. Yüreğime iniyor Asiye ya. Hay Allah. Desen haydi. Desen git. Git iftara kadar yatıp uyuyacağım. Git. Yalnız bırak ben. Bir sakinleş. Ağam. Yalnız orucu uykuda tutan sevabını rüyasında görür diyorlar. Yani benden söylemesi. Bu ne kız? Biz adamın belini böyle bükeriz işte. De bakalım kimmiş son kuma bükücü canım? Tamam be, tamam. Kız kuttuk, yardım etsene bana biraz haydi. Yok, hadiyen olmaz. Niye? İncilerim dökülür. Ya zaten orucum başıma vurmuş. Şuradan şuraya gidecek halim yok. Düşecek mi taşıyacağım bir de? Olmaz, haydi. Tamam ya, tamam ya. Hiç bana bakma anacığım. Etme bulma dünyası. Hadi bakayım sen şöyle sağdan sağdan dikkatlice. Hadi canım. Hadi bakalım. Ay pardon, pardon. Yok yok, önemli değil. Hadi canım. Gel gel, oraya değil. Sağdan sağdan. Kamili kamili. Kamili kamili. Haydi. Güzel. Şuan yeni gelin ki ağında sırtında bu döşek valla fren gibi böyle oraya zıplaya 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 giderdi ha. Ne güzel taşıyordum değil mi Tümür abla? Ay kuttuğum ha. Ya beni hatırlıyor musunuz ya ilk geldiğimde nasıl hani böyle beni sevindi ya bir
böyle yazma işte. Ne yapıyorum düşmanın koynunda? Allah bıraksana elimi be! Ya bir durun! Bir durun ya! Bir durun ha! Ha geliyorsunuz kıçımın dibine! Allah Allah! Allah Allah! Ah! Tövbe tövbe ha! Ah! Ah! Bak hala kıllık, siz ne yapıyordunuz İstanbul'da eğlenmek için? Vallahi sizin gibi böyle güneşe ateş etmediğimiz kesin. Ya işte hafta sonları vapura binip böyle Boğaz'ın her köşesini gezerdik. Oh! Oh! Kanlıca'da yoğurt yediniz mi hiç? Yedik tabii ya, yemez olur muyuz? Bizim okulda denize sıfırdı. Aynı böyle ders aralarında uzanıp denizi seyrederdim. Babuş, okul demişken sen ne okuduydun? İşletme. İşletme. Ha, ne yapacaksın şimdi? Yanlış anlama ha. Yani burada mı kalacaksın? Vallahi bilmiyorum. Ya dayıcığım, benim kardeşim mürekkep yalamış, okumuş adam. Ne yapacak Adana'da kalacak da benim gibi portakal mı sayacak? Abi ne alakası var ya? Sen portakal mı sayıyorsun? Ne deli deli konuşuyorsun? Lan sen koca şirketi yönetiyorsun ha. Kendini hafife alma. Ama ne şirket yöneteceğim ben be? Babam yıllar evvel düzenini kurmuş. Aha ben de ondan devraldım işte. Üstüne de bir taş bile koymadım. Benim yüzümden şirket yıllardır yerinde sayıyor be. Ya niye senin yüzünden olsun ya? Sen bu şirketten ne kadar sorumluysan Gökhan da ben de o kadar sorumluyuz. Vay, kılliye gel. Ne demeye getiriyorsun sen? Yani ben de ağa olabilirim, kardeşim de ağa olabilir. Bunu mu demek istiyorsun? Yok be Baran, demiyorum öyle bir şey. Vallahi deme zaten ciğerim. Yani senin abin, yani benim yeğenim bu topraklara ömrünü adamış. Eğer biri ağa olacaksa o da kanımın hakkıdır. Yani böyle bir şey bekliyorsan avcunu yalarsın. Mehmet Ali! Mehmet Ali! Mehmet Ali! Mehmet Ali!
Rüya falan değil kabus. Allah'a da billahi de. Maa ile kabus. Hepsi toplanmışlar. Rüyaya gitmişler. Oh benim kalenderim. Bittin oğlum sen, bittin. Hayırdır oğlum? Ne öyle dönelip duruyorsunuz? Ya bu akşam iftarda biraz fazla kaçırmışık da. He. İşte 40 adım atıp bunları eritmeye çalışıyor. Baksana şu dündürümün haline. Kaç tur oldu ya? Kaç tur oldu? Allah'ım Öhtemel Hanım, 80'i geçtik ama daha bir numara yok. Çek şu göbeğini içeri ya, çek. Ha, devam edin, de haydi. De haydi. Aa! Atmaca mı o? Nerede kız? Ha ne? Kız anam hani nerede? Aman Afet ya, sen de ne salak çıktın ha. Atmacayı oradan aramaya ne hacet? Aa, atmacanın kendisi ha buraya dur. Anam helal helal ya, birazcık yavaş ye. Bir su neyim yok mudur ki? Alo! Bu yeni gelin de çayları bir türlü getiremedi ha. Dünyayı yedin ha, dünyayı. Kız! Yeni gelin! Ha getir hadi şu çayları ya, dilimiz damağımız kuru daha buraya. Tamam ya, geldim bir çatladınız da patladınız ha, tamam. Kız şunu şöyle yeni gelinin tuttuğu gibi tutmasana, şöyle sıkı sıkı tut, sıkı sıkı. Dikkat et de kaçmasın. Dilini mi yuttun kız? Hadi şu kaçan çayları koy da içelim canım, haydi. Koyayım size. Koy dilimde. Yandık mı? Yandık mı? O neydi kız? O neydi kız? O neydi kız? Bakın karılar, bu bir uyarıydı. Bir dahaki sefer ne bir dolu da olabilir. Benimle uğraşırsanız böyle olur işte. Bundan sonra yemeğinizde, yatağınızda, çayınızda kendiniz yapacaksınız. Bitti. Ya anne ne yaptın? Korkuttun herkesi. Evet korkuturum. Bana 3K derler. Vay, 3K nedir ya? Kötü kadın Kamilla. Bana bak kalendir ağam. Tamam bitti artık. Ben yeni gelin falan değil, bitti. Öyle mi? O zaman benden de günah gitti. Arıyorum 156'yı. Ha öyle mi? O zaman benden de günah gitti. Alıyorum Kamile'yi. Ne? Yapma Kamelyalı Hanım. Ya bu çile sona erecek ya da bu Kamil bu evden gidecek. Kocamın yüzünü sana bir daha göstermem. Yapma Kamelyalı Hanım. Beni dünürümle sınama. Tamam o zaman kararını vereceksin. Ya ben ya dürünün. Bak şu an itibariyle bu yeni gelinlik meselesi sona ermiş bulunuyor. Yarın sabah itibariyle yeniden Kamelyalı Hanım olabilirsin. Zaten biz sana birazcık şaka yapmak istemiştik. Birazcık eğlenelim dedik canım. Sen de o kadar abartma. Ama beni dünürümden ayırma. Beni ondan mahrum bırakma. Yapma. Ay karılar, çay içer misiniz boş boş? Ha içersiniz boş boş. Gerçekten bir şey
Ben şerefsiz kul yabani. Adam sancı karşısın şimdi, neredensin? Gez Ayşe ya, ne gez ya? Ay hakikaten ha, sen iyice delirmişsin ha Kudduk ya, of! Ben deli değilim. Ben deli değilim. Ya ben deli miyim? Demin niye görünmedin şerefsiz? Korkuyorum lan göt. Bella Hanım, üzgünüm ama biyopsi sonuçlarınız patolojik açıdan pek masum görünmüyor. Kistleriniz ileride hayati tehlike arz edecek gibi görünüyor. Nasıl yani? Şöyle ki, rahimde oluşan kistler çoğalmaya meyilli. Ve eğer rahim temizlenmezse eşinizin sağlığını riske atabilir. Peki temizlemek mümkün değil mi doktor hanım? Tabii mümkün, ancak riskli. Kistler rahim duvarına yapışık olduğu için ameliyat esnasında rahim zarar görebilir. Ve o zaman rahminizi almak zorunda kalabiliriz. Ama o zaman çocuk sahibi olamam ki. Evet, bu nedenle de ameliyat olup olmamak yalnızca sizin kararınız. Düşünüp kararınızı bana bildirirsiniz. Düşünmeyeceğiz doktor hanım. Eşimin sağlığı bebekten de her şeyden de daha önce gelir. Eşim bu ameliyatı olacak. Hayır Hazar, ben ameliyat falan olmayacağım. Hayatım, duymadın mı doktor hanımı? Hayati tehlikesi var diyor. Ya hayır Hazar, hayır. Ben anne olmak istiyorum. Çocuğumuza kucağıma almak istiyorum. Eğer bu ameliyat küçücük bir ihtimal de olsa bir daha çocuk sahibi olmama engel olacaksa olmaz olsun. Ölürüm de bu ameliyat olamam. Ne olursa olsun Hazar, ben anne olmak istiyorum.